Kibirin ölçüsü şudur. Kibir o bir öyle çöreklenmiş ki bazı tasavvufu kullanarak yapar. Sen bilemezsin kibrini. O kibir öyle içine yerleşmiştir. Vallahi kusura bakma da tasavvuftan bahseden teyze. Yani ben bakıyorum sana her yerinden kibir akıyor desem en önce yanındakiler beni katleder. Ya ne yapıyorsunuz abi siz? Şunu böyle yapın İslam'a göre. Yok. Kibirlisin işte. Ben biliyorum diyorsun. Ölçü belli mi? Belli. Yapmıyorsun. Niye yapmıyorsun? Kibrin var çünkü. Ama kibrini perdeleyebilmişsin. Kibrin makyajını yapıyorsun. Allah şeytanı rezil etti, ortaya koydu. Hazreti Muhammed geldi diye ümmetinde herkesi saklıyor. Ama kibirlisin sen. Hakkı kabul etmiyorsun. Ya Allah için şunu şöyle yap denildiğinde kabul edemiyorsun. O zaman düşün, artık insani, beşeri ölçülerde tolere edilebilir bir mikrop değil artık sende kibir. Hakkı tanımayacak noktaya geldiysen, hak söylendiğinde yapmıyorsan artık şeytana doğru gidiyor iş. Ve bu iş Ramazan'la falan paklanmaz. O yüzden değişmeyen zikir La İlahe illallah'tır. Nedir biliyor musunuz? La İlahe illallah'ın bu manada olan bir adam için varsa kendimde hemen düşüneyim. Sende varsa hemen düşün ve şöyle de. Ya Rabbi ben böyle miyim acaba? Bunu söylesene. Bana itiraf etmen gerekmez. Kimse duymasın. Yine rezil olmazsın. Kendi kendine şunu sorsana. Ben acaba böyle miyim ya? Falanca yerde bana konuşulduğunda acaba ben hakkı kabul edemeyecek kadar körleştim mi? Ne yapayım? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ya Rabbi beni benden al. Beni benden al. Hakkı dinler hale getir. Arkadaşlar, eğer şu akşam konuştum, şu son 15 dakika. Allah rızası için. Ölçü şu. Doğru sözü dinlememek hususunda inat edecek noktaya geldiysen. Doğru sözü artık görmeyecek ve kabul etmeyecek noktaya gelmişsen artık o kibir senin için ufak tefek bir günah değil. Şeytanla omuz başı gidiyorsun. Çünkü şeytan aynısını yaptı. Ne dedi ya? Sen kimden secde istiyorsun dedi. Ateşim ben, ateşten yaratılmışım be. Toprağa secde etmeyecek be. Sonra isteseydin secde ettirirdin. Senin yüzünden azdım da. Gidiyor. Öyle gider zaten. Arkadaş, kötülük hiçbir zaman aynı yerde durmaz. İyilik de hiçbir zaman aynı yerde durmaz. Muhakkak ile önünü tövbeyle almazsan gider. Sabırla yapmazsan ibadeti o da yani. Yani sabır yani bir şekilde yürür. Bir şekilde yürür. Bak bir la ilahe illallah diyorsun. Allah Teala onu muhafaza ediyor. Bir kere Sübhanallah diyorsun. Onu muhafaza ediyor. Bir kere evlenirken evet diyorsun. Değil mi? Söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Patla. Bak hala. Ne güzel değil mi? Kibir. Kibir, kibir. Yoksa çok iyi adam ya. Hiç şey yok. Adam tertemiz giyinir, bilmem ne yapar. Böyle ciks, kıyafeti bilinmesi, nerede oturacağını bilir. Şeyini, şampanyanın tarihini bilinmesini, 65 var, hepsini bilir. Ya böyle canti. Baktığında bu adam sapık ilişkileri yok, kumar oynamıyor, işi gayet düzgün. Soruyorum şimdi, hakkı söylediğinde kabul edebiliyor mu? Etmiyor. Şeytanın da zinası yok, şeytanın da kumarı yok. Şeytan da şeytan baktığında. Yani anlatabildim mi acaba? Mühim. Mühim. Kibir Allah'a karşı ben de varım. Hakka karşı hak en önce benim demektendir. Yoksa kibir herkeste var. Hoşuna gitmez. Al işte. Yakışmamış montun abi. Nereden aldın? Sağ ol, canın sağ olsun hocam der ama içten içe gıcık olur. O kibirdir o. Başka bir kibir şeyi. Ben takım elbise giyindiğimde böyle yürüyorum. Şöyle giyiyorum. Televizyondayım. Takım elbise var. Ayağımda da ya işte neyse. Reklama girmesin. Güzel ayakkabı. Ama dışarıda araba falan kullanırken çekiyorum böyle eşofmana benzer bir
şalvarımsı, yarı şalvar bir şeyim var. Abi yürüyüş oluyor böyle. Ne oldu? Havan gitti çünkü. Elbiseden dolayı böyle bir hafif yürüyüş eden değişti. Kibir var abi. Kibir var. Hadi bir bomba daha. Dinleyeceksin ama. 45 saniye. 45 saniye. Sonra ayrıl. Allah Teala seni çok sevdiği için senin kibrini hortlatmıyor. Yoksa her insanda firavunluk var. Fırsat vermiyor. Ben biraz böyle şunun toplum içinde yürüyeyim. Oradan Abdülsamet diyor ki, ne alma havan? Şuna bak ya diyor. O insanı duymak bile bir şeref biliyor musun? Allah seni sana bırakmıyor. Bir kendini beğendiğinde zart diye kalıyorsun öyle. Fırsat verse firavunlara taş çıkartırsın. Allah fırsat vermiyor. O yüzden haddini bil. Haddini bil. Haddini bil. Hak söylendiğinde kabul edici ol. Oradan bak. Yoksa iş fena. Allah Teala bizi inşallah güzellikleri kabul etmekle hamurumuzu yoğsun ve bu fıtratımız son 10 günde yapamasak bile hakkı kabul edelim. Oradan başlayalım yani. Velhasıl son söyleyeceğim söz bu. Hakkı kabul etmekle başlayalım. İbadet, taat hep bunun üzerine olacak. Bir kere zemin etüdünü iyi yap. Doğru bir zeminde olsun, o çıkar o. Evet. Telefonlar gelsin bakalım. Hayırlı akşamlar hocam. Size bir şey söylemek istiyorum. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Annemi ben 43 yıldır rüyamda hiç görmüyorum. Ben normalde rüyada görmüyorum. Acaba bunun sebebi nedir? Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Yani abi bize soru sorduğu şekilde devamlı böyle sesli vesaire bir ortamdaysa gördüğü rüyayı unutması da çok normal diyeceğim. Abimdir. Bu kadar takılmama bir şey demez diye düşünüyorum. Her insan rüya görürmüş. Nereden anlıyorlar? Oturup beraber rüya görmüyorlar tabii. Ama rüya gördüğünde beynin o verdiği sinyallerden dolayı uzmanlar her insanın rüya gördüğünü söylüyor. Rüya görülür. Rüya bilinçaltı falan filan mıdır sadece? Hayır. Öyle rüyalar vardır ki ne bilinçin üstüyle ne bilinçin altıyla izah edemezsin. Uzatmayalım sözü. Sevdiğiniz bir insanı görmek istiyorsan. Mesela pop sanatçılarından. Yok, onlar için duaya lüzum yok. 2-3 klibini seyret, yat. Namazı da kılma. Zaten rahatlıkla görürsün. Sıkıntı yok yani. Hele böyle şekerli tatlı falan da yediysen. Bol bol görüşürsünüz. Çünkü böyle ekstra uzmanlık lüzum yok. Zatladığında görüyorsun zaten. Yani rüya dediğin ayrı bir boyut. Ne lüzum var? Mesela ben başka şeyi görmeyi tercih ederim. Rüyamda uğraşıp böyle rahat rahat yatıp bir de onun klibinde kalorifere tekme atacağıma. Yani açar seyreder yatarım daha iyi. Gördün gördün işte yani. Daha ne kadar. Ha başka fantazileri var. Onu bilemem. O kadar sapıklık için. Artık orada biraz daha fazla mesai gerekiyor. Şeytanla işte dışlı olacak şekilde. Ama normalde manevi şeylerle alakalı güzel rüya görmek istiyorsanız bunun yolu var. İnsan rüyaları düzeltebilir mi? Düzeltebilir. Namazını düzgün kılan, gündüz helali düşünen bir insanın akşamleyin de rüyası ona göre olur. Arz edebiliyor muyum? Yani bu şekilde olur. Yani gündüz bütün vaktini uyuşturucu satmakta bilmem neyle falan geçirip bir insan ondan sonra kalkıp bizim sahur programı seyretmeyeceği gibi. Yani gece tercih ettiği programlar bile değişir yani. Anlatabiliyor muyum? Size güzel bir şey vereyim. Eğer akrabanızdan birisini, annenizi, babanızı, ahirete giden bir büyüğünüzü ve salih olan bir zatı ailenizdense bilhassa görmek istiyorsanız ruhuna muhakkak gün içerisinde 3 ihlas bir Fatiha okuyun. Bir de ayrıca hiç yapmadıysanız bugüne kadar ruhuna bağışlanmak üzere bir 70 bin kelime-i tevhid biriktirin. Yani ben al bugünden akşama kadar 70 bin çek ondan sonra böyle ol demiyorum. Yani 300-300-500-500 biriktir. 70 bin olunca ruhuna gönder görürsün. Bunu söylediğim onlarca insandan daha tevhidi bitirdikleri gün veya başladıkları gün. 15 senedir, 20 senedir göremiyordum, bu akşam gördüm diyenler oldu. Çünkü bunu zaten benim uydurduğum bir şey değil. Büyüklerimiz söylüyor.
70 bin kelime-i tevhidin çok büyük feyzi var. Bir insanın amel defterinde 70 bin kelime-i tevhid olsa, cehenneme hak etse bile Allah onu cennetine, 70 bin kelime-i tevhid hatırına atın bunu cennete dermiş Allah Teala. Çok önemli bir şey. O yüzden bunu çekmeye gayret edelim.